Maaş geliyor mu? İp takılırdı eskiden böyle ip. İp takılırdı. Bunu böyle efendime söyleyeyim ip bükülürdü. Pantolon yap verdi, ceket yap verdi burada dokuduğundan. Ama şimdi yok. Bak bunları bu kilo böyle buraya sala bunda. Bundan dokurduk böyle kızım. Tamam mı böyle? Ya ama biz bundan buğdayı ölçüyorduk. Bunun 4 tanesi bunu 4 sefer dolduruyoruz. Şu 1 kilo oluyor. İkisi yarım kilo oluyor. Bu buğday terazi hamurları bundan daha çok. Evet. Direm. Direm. Bak bu direm. Direm. Diremdi buna bak. 100 direm en şeysi bura. Yani bunun ne olduğunu burada bilen hiç çıkmaz. Beşer biliyor mu bunun ne olduğunu? Daha bilmiyorum. Bunun ne olduğunu bilen bu memlekette de yok. Olmaz yani. Ben gider Muzaffer abi bile bilmeye. Ya gördüm de. Ne olduğunu bilmiyor. Geç geldi. Bu görmüş olduğunuz eski öküz arabası. O yıllardan beri kullanılan bunu müzemize kavuşa taşırlardı. Yani şimdiki arabamız. Burada müzemize kazandırdık. Eski tarih. Ben o zaman çıkarmadım o resimleri. Ben de niye resimler var ya? Evet abi. Bu havale de benden başka yok. Ben ilkokuldayken bizim fotoğraf... Ben doğrudaydım bunun öyle... Son çıkayım ben. İnsan geç çeviririz. Dur ben atıvereyim. Yaklaşık 4 yıl önce kurduk müzeyi. Yaklaşık 700 parça yörük malzemesi var. Osmanlı'ya ait parçalarımız var. Bunu ilk baktık ki bunlar artık Z kuşağı tanımıyor ve bilmediği için bunları atmaya başladılar. Biz de bir gün bir bayram günü doğuluğu aldık. Ev ev dolaşarak bütün evlerden topladık. Bu müzeyi oluşturduk. Müzeyi oluşturduktan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi sayısız organizasyonlar yaptık. Görmüş olduğunuz gibi çok tarihsel parçalar var. Bunları insanlara anlatıyoruz. Şimdi en Büyükşehir Belediyesi Etnospor'a katıldı iki sezon üst üste. Bu sezonda milli eğitime bir projemiz var. İnşallah onu hayata geçeceğiz. Görmüş olduğunuz el değirmeniyle çocuklara anlatıyoruz. Röportajı da yaptık. Bizim hedeflediğimiz bu. Pandemiden dolayı kapalı ama burası ücretsiz bir şekilde herkese açık. Çok merak ediyorlar. Hedeflediğimiz çocuklara, dedelerin çocuklara anlatması. Yani Z kuşağın şu anki hayatın, eski hayatın ne kadar zor olduğunu anlatmak amacıyla bunu kurduk. Zor hayattan geldiklerini anlatmak amacıyla bütün herkese açık bir şekilde. İnşallah daha büyük projeler geliştirecek. Ne kadar mal oldu efendim? Ya bunu yaklaşık 150 milyara yakın mal oldu ama hala da eksiklerimiz var. Bayanlarımızın şu bölümü, bayan bölümü yapacağız. Mankenlere ihtiyacımız var. Maddi imkansızlıktan dolayı yapamadık. İnşallah onları da hayata geçireceğiz. Çünkü yeni yetişen nesile bir şeyler anlatmamız diye düşünüyorum. Çünkü bir hayatın ne kadar, yani tarihi nereden geldiğimizi, kim olduğumuzu anlatmamız lazım diye düşündüğümüz için sağ olsun yönetim kurulu arkadaşlarımıza Sorkun Köyü Derneği olarak 4 yıl önce köyümüze, bölümümüze kazandır. Türkiye'nin dört bir yerine ziyarete geliyorlar. Herkesi ücretsiz bir şekilde müzemizi gezmeye davet ediyoruz. Burada eski düzenlerimizden, dedelerimizden kalan her şeyimiz burada mevcut. Eski fotoğraf makinesinden tut, sabanı, her aklına ne gelse eski düzenlerin tamamı burada var. Eski giyim. Yüzlerce yıl önce köyde kullanılan aletle devam ediyor. Tamamen, evet. Şu anda benim bile 40 senelik, 50 senelik burada bildiğim, benim bıraktığım şeyler var burada. Ama gelecek nesile tanıtmak. Gençlere, dışarıdan gelenlere köyümüzü tanıtmak. Burada Zafer Devesi.